diyorsunuz demişti. Demişti bunu. Ha şimdi ne diyor? Bizim adayımız belli Erdoğan. Hadi siz de adayınızı açıklayın. Hatta daha adı bile açıklanmamış bir adaya peşinen siz çürük adayınızı hadi açıklayın bakalım. Çürük adayınızı hadi açıklayın bakalım. Bakın çok şeye gebe önümüzdeki süreç. Ama bu esnada da Altılı Masa'nın her bir üyesi yaptığı açıklamalarla gündem oluyor. Son olarak da Ahmet Davutoğlu kendisine yönelik bir soru üzerine biraz sinirlenerek bir açıklama yaptı, bir konuşması oldu. Sosyal medyaya düştü bu konuşma. O konuşmayı bir getirelim mi ekrana, izleyelim mi? Tamam. Olsa dedim ve itiraz ettim. İtiraz etmeseydim ne olurdu biliyor musun? Benim başbakanlığım falan elimden gitmezdi. Otururdum, milyarlarıma milyar katardım benden sonraki başbakan gibi. Milyarlarıma milyar katardım benden sonraki bakanlar gibi. Bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da haram lokma yemeyin dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. 5 tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti. Sen de bana diyor musun? Sen hocasın, sus mu diyorsun? Onlar milletin hukukuna dikkat edip yetim malı yemeselerdi ben de onların hukukuna dikkat ederdim. Ama onlar milletin hukukunu çiğnedi, ben de onlara haklı adaleti söyledim. Oldu mu? Evet, Davutoğlu kızmış soruya. Şimdi şöyle, hakikaten Davutoğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup olarak icraatın başında olduğu dönemdeki bir takım politikalarını bazıları eleştirebilir. Dış politika anlayışını eleştirebilir. Başka bir takım hususları eleştirebilir. Ama herhalde Davutoğlu'nu evet, kimsenin eleştiremeyeceği en önemli husus budur. Tek bir kuruş leke sürülemez Davutoğlu'nun. Hayır, söylemi de haklıdır. Evet. Ya buna bir iki böyle çok kısa bir şey söyleyelim. Çünkü şunu görüp de sessiz kalmak da şey yapmadım. Çünkü hem 17-25 Aralık'ta tavrını göstermiştir Davutoğlu. Hem siyasi ya bakın, etik yasasını ya çıkarmaya çalışmakta. Biraz önce bir şey söyledim. Bu ülke yanıyor dedim. Bu ülkenin acil eylem planı bu yangını söndürmektir. Bu yangını sen söndüremezsin, ben söndüremem, sen bu işe karışamazsın, sen bagajın var, sen şöylesin, sen böylesin şeklindeki kısır kavgalarla bu yangını söndüremeyiz. Yani doğru söylüyor. Şimdi ne olursa olsun geçmişte herkesin bir takım hataları, bir takım şeyler var. Bunların hesaplaşılma zamanı şimdi değil. Yani evet orada kalabilirdi dediği doğru. Orada kalabilirdi. İktidarın nimetlerinden faydalanabilirdi. Benden sonra yaptığı gibi yerler kazanabilirdi dedi. Yani o da yapabilirdi, diğeri de yapabilirdi. Bu aynı zamanda Binali Yıldırım'a yönelik çok net bir şeydi. Tabii ki çok net. İddiadır yani. Milyar kazandı diyor. Milyarlarına milyarlar kattı. Ben bu tercihte yapabilirdim diyor ve ben bunu görerek ayrıldım diyor. Şimdi bu insana hala ya sen ayrıldın ama sen şöylesin böylesin bilmem ne bu tarafa gelemek gibi şeyler muhalif alanı ve dediğim gibi yangın söndürme eylemimizi zayıflatır. Onun için ben o altılı masaya ya önce kendi içinizde o şeyleri bir kaldırın. Kendi içinizdeki çatışmaları bir yok edin. O görüntüyü vermeyin. Kamuoyuna yansıyan. Gültekin Uysal'ın tweetini çok söylüyorsunuz. Çok önemli. Bakın ne diyor. Yani bakın ama şimdi diyor ki nasıl bir cumhurbaşkanı olacak bizim seçeceğimiz kriter? 20 yıllık AKP iktidarında sorumluluğa ortak olmamış olmak. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Sonradan gerçi bir açıklama yaptı. Boş verin o açıklamayı. Yani ben bu dedi, açıklama düzelir bir şey değil. Ben dedi şey dedi. Masadakileri kastetmedim dedi kastettin? Buradan. Efendim saray çevresindeki ya bir saray takım çevresindeki güç adaydan sana ne? Sen mi ya, belirliyorsun? Tamam, sen ama şimdi bakın, en azından bir şey çabada bulundu. Bir izah çabasında bulundu. Ama bakın şu bu bir veri. Bu bir veri. Biraz önce bakın Karamollaoğlu da diyor ki işte diyor İyi Parti ile diyor Demokrat Parti zaten diyor ayrı bir ittifak diyor. Şimdi mikro bölünmelere işaret ediliyor ve bunu ya bir hafta sonra bu liderleri bir masada toplayıp evet bakın bir ev sahibi Gültekin evet Bey olacak. Bu bir hafta sonra bunları bir masada toplayıp toplantıda. Seçimde bir cumhurbaşkanı ittifakı üzerinden anlaşma için kamuoyuna güven vermesi gereken o altılıdan birinin lideri söylüyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Tehlikeli konular. Ya çok şöyle tehlikeli. Yani yanlış anlayıp bunun üzerine gidilmeli. Şimdi biz ne istiyoruz? AK Parti'den, iktidardan, bu hükümetin, bu iktidarın, bu AKP'nin, bu işte usulsüz ekonomik düzeninden, yoksulluğundan, şuradan, buradan
Enakçıları bile hapse atmaya kalkışmalarından. Ya evet, bu politikalardan müzdarip olup AKP'den kopmuş ama nereye gideceğini de bilemeyen o %10-15'lik kararsız kitleye dönük çok olumsuz bir mesajdır bu. Peki, ya bu insanlara arada, buraya gelmeyin demektir. Tamam. Bu arada ben tehlikeli konular derken yanlış anlaşılmasın. Yani bizim konuşmamızın tehlikeli olduğu konular anlamında değil, Altılı Masa'nın geleceği anlamında oradaki şey bir ya onların ismin, bizden daha fazla evet, dikkat etmesi olarak, lazım. Bizden daha fazla dikkat etmesi lazım. Peki. Yani bu birlikteliği onların göstermesi peki. lazım. Şu Davutoğlu'nun videosunu bir daha bir izleyebilir öyle. Miyiz arkadaşlar? Davutoğlu sinirlenmişti o soruya. Şansımız olur mu bir daha bir izleme şansımız? İtiraz etmeseydim ne olurdu biliyor musun? Benim başbakanlığım falan elimden gitmezdi. Otururdum, milyarlarıma milyar katardım benden sonraki başbakan gibi. Milyarlarıma milyar katardım benden sonraki bakanlar gibi. Bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da haram lokma yemeyin dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. 5 tane müteahhit Türkiye'yi peşkeş çekti. Sen de bana diyor musun? Sen hocasın, sus mu diyorsun? Onlar milletin hukukuna dikkat edip yetim malı yemeselerdi ben de onların hukukuna dikkat ederdim. Ama onlar milletin hukukunu çiğnedi ben de onlara haklı adaleti söyledim. Oldu mu? Fikret abi sinirlenmiş Davutoğlu. Evet. Ve takır 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 söylüyor. Damadı ortaya koyuyor. Kendisinden sonra gelen milyarlarına milyar kattığını öne sürdüğü Binali Yıldırım'ı ortaya koyuyor. Biliyorsunuz 17-25 Aralık'ın yüce divanlık olması için çok uğraşmıştı kendisi zamanında. Gidin hesabını verin. Evet, siyasi etik yasası için de çok uğraşmıştı. Ve hatta denilmişti ki yahu bu yasa çıkarırsan biz teşkilatlara yönetici bulamayız evet. denilmişti. Nasıl konuşmayı nasıl buldunuz Fikret abi? Evet, sinirlenmiş Sayın Davutoğlu ve bu söylediklerine inandığını biliyorum bir gazeteci olarak. Yani 17-25 Aralık'ta gerçekten ilgili bakanların Yüce Divan'a gitmesi konusunda ısrar etti başbakan olarak. Gidin aklının gelin hem kendinizi hem AK Parti'yi temize çıkartın diye ısrarla söylediğini ama bunu kabul ettiremediğini biliyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da o zaman Sayın Davutoğlu aynı görüşte değildi. Yüce Divan'a gitmeleri gerektiğini inanmıyordu. Nitekim de gönderilmediler. Bu bakımdan bu bugün ifade ettiği, sinirlendiği için biraz sert ifade ettiği bu tutumu o zaman da geçerliydi. Buna bizler de tanık olduk gazeteciler olarak. Tabii Sayın Davutoğlu özellikle dış politikada, özellikle Suriye politikasında eleştiriliyor, eleştirilebilir dış politika bakımından. Ama bu yönü itibariyle Sayın Davutoğlu'nun çok hassas bir siyasetçi olduğunu sen de ifade evet. ettin, ben de ifade ettim. Yani benim bildiğim hiçbir akçeli şeyi yok, gölgesi yok Davutoğlu'nun yani. Bir iddiaya muhatap olmamıştır. Bu konulara çok dikkatlidir Sayın Davutoğlu. Ama ben şunu ilave edeyim. Yani o zamanlar yakından izlediğim diğer siyasiler gibi Sayın Davutoğlu'nu izlemiştim. Sayın Davutoğlu'nun başbakanlık görevinden alınmasının temel nedenlerinden biri başkanlık sistemine karşı oluşudur. Sayın Davutoğlu başkanlık sistemine geçeceksek denge denetleme mekanizması çok kuvvetli ABD'deki gibi sıkı kuvvetler ayrımına dayalı bir sisteme geçebiliriz diye düşünüyordu. Bunun altyapısı yapılmalıdır diyordu ama Sayın Erdoğan'ın talep ettiği gibi bir başkanlık sistemini içine sindirememişti ve o konuda hızlı adım atmıyordu. Sayın Cumhurbaşkanı birkaç kez uyarmasına rağmen Sayın Davutoğlu bu başkanlık sistemine direndi. Yani görevden alınmasının önemli nedenlerinden biri budur. Diğeri de 17-25 Aralık döneminde gösterdiği tutumdur. Gerçi ondan sonra göreve geldi ama dediğim gibi başkanlık sistemi içine sinmediği için, böyle bir başkanlık sistemi içine sinmediği için Erdoğan'a karşı bir direnç sergilediğini peki. Söylememiz gerekmez. Bu arada ben az önce söyledim ya hani Bahçeli şu anda diyor ki bizim adayımız Erdoğan'dır, bu bellidir. Sizin çürük adayınız kimdir? Açıklayın diyor. Ben de dedim ki zamanında Bahçeli kendi iktidar kontrolü